Sallu ala tabibi gulubina Muhammed. Sallu ala şefi zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin, seyyidina Adem'e, seyyidina İbrahim'e, seyyidina Musa ve seyyidina İsa ve cemil enbiyayı vel mürselin. Selamatullahu selamu aleyhim ecmain. Allah'a azimşan ve tekettes hazretleri saatlerdir burada ilahi rahmete talip olup Hakk'ın rızasını talep etmek isteyen şu muhterem cemaatin iki cihanını aziz eylesin. Dünyada ahirette sıkıntı çektirmesin. Yeryüzünde bütün İslam alemine anlayış, inayet, rahmet, hidayet nasibi müyesser eylesin. Kıymetli müminler, dini İslam'ı mübin, baştan sonuna mümin için, insanlık için inayet ve rahmettir. Şu duvarın dibindekiler şöyle gelmedikçe sohbeti keserim. Kulluktan, ubudiyetten maksat rızayı ilahi tahsil içindir. Kur'an'ın mucizül beyan baştan sona insanı ibadet, taata, haram ve nehilerden iştinab etmeye yani kaçmaya edeple azameti ilahiye yaklaşmayı ferman eder. Habibide aleyhissalatü vesselam Efendimizin saadetli hayatı, bütün peygamber aleyhissalatü vesselam efendilerimizin saadetli hayatı, iman etmiş olan kamil sahabelerin devletli hayatı, bu söylediğimiz durumu bizlere izah eder. Kıymetli müminler, biz ibadet ederiz de bu ibadetimizin hangi merhalelerden, hangi geçitlerden, hangi kazalardan geçmesi lazım geldiğini bilemeyiz. Yapmış olduğumuz ibadetin şeklinde, fıkıh kaidelerinde, akaidinde, türlü hallerindeki hukuka az çok riayet ederiz. Ama ibadetin insana mani olucu, ibadeti hakkıyla yapma engel olucu hadiseler nelerdir? Müminin başına gelecek olan bu geçitlerin ahvalini hakkıyla bilemeyiz. Onun için Cenab-ı Gavsül Azam Hazreti İmam-ı Gazali Hazretleri bize bir müminin ibadet ve taatında kat edileceği yolu sırasıyla şöylece geçen dersimizde arz ettiğimiz gibi bize şöylece beyan buyurmuş. İbadetin, itaatın, Allah'a kulluğun birinci geçidi ilim geçididir. Önce isimlerini söyleyeceğim, sonra izahıma geçeceğim. İlim ibadetten önce farzdır. İlim ibadetten daha önemlidir buyurmuştur ulema-i izam. Çünkü ilimsiz ne dünya hayatında muvaffakiyet ne de kullukta izzet ve şerefe ulaşmak mümkün değildir. Ülemanın alim olması, imam efendilerimizin ilimle mücehhez olması, yapılacak ibadete rehber olması içindir. Ben dünyanın en önemli bir alimiyim diyen bir kimse, ilmin nuraniyetinden istifade etmesi, ibadete tahsis etmesiyle mümkündür. İbadete tahsis edilmeyen ilim yorgunluktur, faydasızdır, ahirette menfaat vermez, vebaldir. Onun için ulema-i izam ilim merhalesini, ilim geçidini geçmeden kemalata ayak basamazlar, ilim ile de iş bitmez. İlimle ne için yaratıldığını, ibadetteki mükellefiyetini, azameti ilahiyi, Allah'ı bilmenin marifet, muhabbet, ülfetle mümkün olabileceğini, marifeti ilahiyenin dünyayı, nefsi, ahireti Allah'ı bilmekle kabil olduğunu, şu halde ilimden muradın bu olduğunu,
Allah'ın azametini bilen bir kimse kendi haline dönüp bakması lazım geldiğini, emredilen Kur'an-ı Mucizül Beyan'daki nurani hallerden noksanlığını idrak etmesi, ibadet ve taatında zahire göre noksanlarını, ihlas gibi, riya ve ücub gibi hukukunu bilmesi, ibadetin neticesinde bir menfaat beklememesi, rızayı ilahiye müminin ibadetinin yegane sermayesi olduğunu müdrik olması lazım gelir. Şu halde ilimle tövbe kapısı açılır, yapılan işlerin noksanlığı ortaya çıkar, kendisinin yolcu olarak nerede kaldığını idrak eder, hatada, ibadette, kemalatta, nefsin melhus olan ahlak-ı süfliyesinin birçok hastalıklarından kurtulamadığını müdrik olur. Ahlak-ı hamide denilen peygamberlerin ahlakından pek çok hususun noksan olduğunu anlar. Bunun manası tövbe demektir. Şu halde ilim tövbeye getirir. Tövbe kapısı geçilmeden, tövbe geçidi aşılmadan kulluk mümkün değildir. Her işin başı tövbe, her ibadetin nuru tövbe, ibadetten sonra dahi tövbe lazım gelir. Çünkü ibadeti kamil sıfatla yapabilir, riyaya kapılır, ameline güvenir, Allah'ın fazlı keremiyle yaptığını unutur, ibadeti nefsinin gücüyle bir kahramanın muharebedeki gibi kendi nefsine izafe eder, ibadetin nurani cevherini saçar, altını pul, işini harap eder. Şu halde tövbesiz hiçbir yol geçilmez. Tövbe, tövbeyi nasıl buluncaya kadardır. Tövbe devam ister. Tövbe ahlak-ı süfleyi terkle mümkündür. Bugün Kadir gecesidir, bugün Kandil gecesidir, bugün Recep ayıdır, bugün Şaban-ı Şerif'tir, Berat Kandil'dir gibi günler tövbe için nurani bir sebep olmakla beraber tövbenin şartlarına havi olmayan bir insan için kemalata ayak basmasına mani olur. Feyz-i Rabbaniye'den mübarek geceden istifade edemez. Hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu teala annem hazretlerinin beyan buyurduğu hadis-i şerifte, iki cihan serveri Muhammed'in Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz, Berat kandilinde Allah'a azimüşşan bütün ümmeti Muhammed'i mağfiret ettiğini, büyücüler, işkiciler, İffetini lekeleyen zinakarlar, kumarbazların bu menfaatten uzak kaldıklarını, diğer bir hadis-i şerifte Allah ümmeti Muhammed'i mağfiret eder, kafirlere mühlet verir, haset ve kin sahiplerini kendi haline bırakır, tövbe etmedikçe Berat kandilinden müstefit olamaz. Berat kandili mühmine iki berat verdirir. Günahtan tövbe cihetiyle saadet beratı, ehlullah'a ziyana girmeme beratı. Saydığımız şartlarda görüldü ki haset ve kin gibi mezmum sıfatlar bütün aleme rahmet olan Berat gecesinin o sıfatlarla hasta bulunan kullar için menfaati yoktur. Kumarbaz, sıla-i rahimi kesen, haset ve kin sahipleri, sihirbazlık yapan, sihir yaptıranlar, kahinler, iffet ve namusuna zina lekesi sürenler, mübarek Berat kandili gecesinden menfaatleri yoktur, kendi hallerine terk edilir. Ta ki tövbe edinceye kadar mühlet verilir. Şu misalden de anlaşılıyor ki
Geceler ne kadar mübarek olsa, gündüzler ne kadar ulu bulunsa, zikirler ne kadar faziletle donatılsa, kamil insanlar ne kadar aramızda çok bulunsa, mezmum sıfatlardan kurtululmadıkça hidayeti ilahiye ermek mümkün değildir. Şu halde ilim geçidini tövbe geçidi takip eder. Tövbesiz Allah'a varılmaz. Tövbesini ikmal etmeyen, tövbesinde sebat etmeyen, müftü de olsa, hoca da olsa, olsa da olsa hiçbir kemalat makamına ayak basamaz. İlla kemalat tövbede temekkün ile, tövbede sebat ile, tövbede tövbe-i nasuhu ele geçirmekle mümkündür. Üçüncü geçit engeller geçididir. İlimi ikmal edecek, tövbesini kamil edecek, günahlarını terk edecek. Ben Allah'a yaklaşayım, kamil bir abid olayım, ibadet sahibi olayım, taatkar olayım dersen önüne bir geçit daha gelir. Bunun adına engeller geçidi denilir. Bu engeller geçilmedikçe rütbe takılmaz, Mevla bulunmaz, adres sorulmaz, aransa da maksada varılmaz. İlk geçit dünyadır. Kasidede Hoca Efendi, Ethem Hoca Efendi, Allah razı olsun, dünya kasidesi okudu. Tuzak olduğunu, gelip geçici olduğunu, sonunun kefene sarılacağını mübarek lisanıyla beyan etti. Dünyadan sonra halk gelir. Halk, insanlar. Hadis-i şerifte kişi arkadaşının dini üzerinedir. Kim kimi severse onun peşindedir. Cenab-ı iki cihan serveri Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam bir mecliste 99 tane münafık, bir tane mümin olsa, 100 kişi mecliste 99 münafık, bir mümin olsa, bir mümin camiye girse 99'un yanına oturmaz, illa bir müminin yanına oturur. Bir camide 100 mümin, 99 mümin olsa, bir münafık olsa, sözüm meclisten dışarı, camiye bir münafık gelse 99 müminin yanına oturmaz, illa o bir münafığın yanına oturur. Cins cinsi çeker. Hatıra. Nokta. Birinci hatıra, birinci nokta. İmamı Ali Keremullah ve Efendimiz zamanında kadının birisi el yünü eğirirken damdaki çocuğu, süt çocuğunu bıraktı. Süt çocuğu dört ayaklı apalamak suretiyle, sürünmek suretiyle damın oluğuna çıktı. Annesi memesini gösterdi, çocuk gelmez. Şeker yiyecek içecek gösterdi, gelmez. Çocuğu tutmaya gittikçe oluğun önüne doğru gider, düşme tehlikesi var. Çocuktan hayrette kaldı. Her bir ilim şeriat-ı Muhammediye'de vardır. Ben alimim diyen ne sorulursa bilir. İrfan ile bilir, hikmet ile bilir, kemalat ile bilir. Allah onun kalbine marifet ve hikmet işler. Hikmet sahibi İmam Ali Kerimullah veçe, ya imam, damda olukta çocuğum kaldı. Meme gösteririm gelmez. Şeker gösteririm irtibat etmez. Çocuğu nasıl çekeyim, oluktan düşmek üzere. Buyurdu, cins cinsi çeker. Dama bir iki tane ufak çocuk çıkar da geri gelsin dedi. Sen bak kiminle oturup kalkıyorsun. Ben senin kim olduğunu söyleyeyim. Sen bana arkadaşını söyle. Bu kaidedir. Şu halde ibadet ve taatta kemalata erecek dünya geçidini, engellerini geçtikten sonra
şerli arkadaşları geçmek zorundadır. Tövbenin alameti dönüp geriye bakmaz. Dönüp geriye bakmaz. Alıştığı arkadaşı bırakır. Tat aldığı lezzetleri bırakır. Velev ki anası babası olsa, Allah'a isyankarsa terk eder. Çünkü Cenab-ı Nuh aleyhissalatu vesselam oğlu Kenan'ı gemiye bindirememiştir. Cenab-ı Nuh aleyhisselam ve Lut aleyhisselam hanımları Vâile ve Vâhile ismindeki kafire kadınların helakine mani olamamışlardır. Kur'an-ı Mucizül Beyan her şeyi göstermiştir. Firavun'a Asiye annemizi lütfeden Allah, Firavun gibi bir kafire Asiye annemiz gibi bir mümine cennetin büyük dört büyük kadınından birini veren Allah, Nuh Nebi gibi bir ulil azim peygambere Kenan'ı evlat veren Allah, ama o senden değildir hikmetiyle cins cinsi çeker. Şu halde benim ibadetim kamil olmak istersen, dünyanın haçetinin dışındakini terk ettiğin gibi, seni Allah'tan ne alakoyarsa, hangi yaranın varsa terk et. Bu Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hükmüdür, ahkamıdır. Tövbenin alameti, salihlere rücu etmekle başlar. Eski dostu bırakmayan, kendisi eski düşman içine girmiş olur. Bunlar dersimiz değil, yolumuz uzun. Kısa söylüyorum, nefis. Şu halde ibadet ve taatta en çetin nefistir. Allah Azimüşşan her insanın içerisine koymuştur. Nefisin yaratılışı ibadet ve taatı sevmez. Hükmü ilahiye düşmandır. Allah'ın Resulünü sevmez. Ama nefis terbiyet edilir. Nefis ölmez. Nefis öldü sözü irci makamına, islah olan nefsi mutmainiye işarettir. Gavsül Azam Abdülkadir Geylani, İmam-ı Rabbani, Bediüzzaman Said-i Nursi gibi zat-ı muhteremler, nefsi mutmainiye giren insanların dahi Allah yeniden vücutlarına bir nefis daha koyduğunu, mecazi olan bu nefis hakiki olan nefisten daha inatkar Allah'ın yoluna düşman olduğunu keşfen, halen, ilmen haber vermişlerdir. Şu halde ölene kadar nefis bitmez. Kutb-ı Laktab olsan melek gibi olamazsın. Gavs-ı Geylani gibi en yüksek makamlara çıksan nefissiz yol bulamazsın. Evliya-i İzam'ın beyanına göre veli olana dahi mecazi nefisin verilmesi sevap kazanarak merhale kat etmesi içindir. Benim nefsim terbiyet oldu. Alınıp bir rafa kondu. O zaman sevap biter. Mücadele biter, Allah'ın yoluna muhalefet biter, hayırla şerri birbirinden ayırmaya hacet kalmaz, çirkini güzelden ayırmaya lüzum kalmaz, o zaman da merhale kat edilmez. Peygamberler hariç, bütün evliya-i izam en büyük radiye ve safiye makamına çıksa, nefsin arzusu şiddetlenir. Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri, mecazi olan nefis velideki hakiki olan nefisten daha inatçı, daha şedittir buyuruyor. İslahı, itminanı fedai can etmektir. Fedai can etmektir buyurmuş. Şu halde nefis bitmez. Müftü olursan nefsin bitmez. İmam-ı Azam Hazretleri olsan nefsin bitmez. Cenab-ı İmam-ı Azam Hazretlerine annesi emir verdi. Validesi. Oğlum, teravih namazı kılmaya gittiğin
Ömer bin Cevher, Ömer bin Cevher, sen ona şu meseleyi sol da gel buyurdu. İmam-ı Azam müştehidi izam. Ne sorulursa cevap verebilecek nurani bir kabiliyette. Teravih namazına gittiği imam, ülemayı izam ama İmam-ı Azam gibi değil. Annesine demedi. Anne, ben Hazreti Hoca Ömer Efendi'den 1000 tane daha fazla ilim bilirim demedi. Nefsine yol vermedi. Anaya babaya itaat, Allah'a itaat olduğunu bildi. Hoca Efendi'ye vardı, validemin selamı var, sana şu meseleyi soruyor deyince, Ömer Camii'nin imamı Hazreti Ömer, imama güldü. Dedi imam, Allah razı olsun. Senin bilmediğin bir mesele var mı? Müştehid-i izamsın. Niçin bana sorarsın? Dedi, annemin emri. Anneme itaatle mükellefim. Nefsiyle annesine karşı gelmedi. Ben alimim demedi. Ben fazılım demedi. Nefsine, anana itaat dedi. Gitti hocaya sordu. Hoca Efendi İmam-ı Azam'a buyurdu. Allah aşkına bu sualin cevabı nedir? Şudur. Git validene benden selam söyle, cevabı budur. Geldi İmam-ı Azam Hazretleri validesine, Hoca Efendi senin meselenin cevabını verdi dedi. Demedi. Anne, ona da ben öğrettim demedi. Nefsine yol vermedi. Nefsine pay ayırmadı ana. O imam gibi 100 taneye üstatlık ederim demedi. Ana, hocanın cevabı buymuş dedi. Nefsi bilmek zor efendiler. Evliya-i İzam'ın hayatı şeriyeti Muhammediye'de peygamberlerden sonra rehberdir. Hayatları hadis ve ayeti celilelerin nuraniyetinin kemalatını gösterir. Evliya-i İzam'dan Ebu Hafsa Hattat Nişabüro Hazretleri demirciydi. Hattat demirci. Bir gün sokakta gözleri görmeyen birisinin Allah'tan beklemedikleri şey kendilerine göründü. Sure-i Zümer 47. ayeti celileyi dinledi. Ebu Hafs demirci sokakta giderken kör bir ama müminin Sure-i Zümer 47. ayeti celilede şunu okuduğunu duydu. Allah'tan beklemedikleri şey kendilerine göründü. Bu ayeti celideyi duyunca kendinden geçti. Buna gaybet hali denilir. Delili Musa aleyhisselamdır. Tecelli istedi Tur-i Sina'da. Allah Sina'ya tecelli edince Cenab-ı Musa aleyhisselam kendinden geçti. Kendinden geçmenin piri Musa aleyhisselamdır. Ehli tasavvufta kendinden geçmek haktır. Cezbe gaybet hali. Ruhaniyeti Allah tarafından çekilir. Maddi olan vücut aleminden tecrit edilir. Fena, yani yokluk makamında kaybolur gider. Ebu Hafs kendinden geçti. Allah'tan beklemekle şey kendine göründü. Dükkana geldi. Elini ocağa soktu, sarhoş, yani muhabbet sarhoş oldu. Veşt ve Safa sarhoş oldu. Elini demirci dükkanının kızgın ocağına soktu. Eliyle pense tutmadan, kerpeten tutmadan, kıskaç tutmadan kıpkırmızı demiri çıkardı. Örs üzerine koydu. Çıraklar dövecekler. Ustayla dan 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 dövecekler. Çıraklar hayret içinde kaldı. Bu ne hali usta? Eline kıskaç almadın. Elinde nar gibi demir yakmıyor dediler. Usta
hala dünyadan bir huş, dünyadan tecrit olmuş. Oğul dövün demiri, dövün dedi. Usta demir dövülmüş, pırıl pırıl olmuş. Neresini dövelim dediler. Ben yıllardır bu işi bırakmaya çalıştım, başaramadım. Ama Allah rızasıyla demirciliği benden bıraktırdı buyurdu. Ben demirciliği bırakamadım ama Allah demirciliği benden bıraktı buyurdu ve Allah adamı oldu. Kendisine yakın bir yerde hadis ilmi okutulurdu. Ebu Hafs olan demirci mübareğe dediler, hadis ilmi okutuluyor filan mekanda, gel dinle. Niçin gelip dinlemiyorsun? Demirci Ebu Hafs, bir hadisi şerifi işittim. 30 senedir bu hadisi şerife uygun hareket etmek istiyorum. Bunu da yapamadım. Binlerce dinleyip hiçbirini yapamayacağıma, birini bari yapayım da Resulullah razı olsun dedi. 30 senedir bir hadisi dinliyorum da vücuduma adet haline getiremedim dedi. Nokta 2. Siz hadis mi öğrenmek istiyorsunuz? Şeriat-ı Muhammed'den kamil bir sıfatla mı mücehes olmak istiyorsunuz? Hükmü ilahiyeyi ahlak-ı hamide yapın. Hem ilmi içinizden çıkmaz, hem de ilmin hükmüne gark olursunuz. Gale 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 ile hale haliye varılmaz. Gale gale Resulullah aleyhissalatu vesselam. Gale Ebu Hureyre radıyallahu teala anhum. Gale gale değil mesele, hale haledir. Halin nedir? Pekala. Dediler Allah aşkına 30 senedir dinleyip de hala tatbik edemediğin hadis nedir? Cesedini adet edemediğin hadis nedir? Dedi ben Habibi Hüde aleyhissalatü vesselamın şu hadisini duydum. Kişinin işine yaramayan şeyleri terk etmesi iyi bir Müslüman olmasındandır. Kişinin işine yaramayan şeyleri terk etmesi iyi bir Müslüman oluşundandır. Ben hayatıma baktım, binlerce işe yaramaz işle meşgulüm. Birini terk edemedim ki iyi bir Müslümanın alameti olsun. Müminler mesele budur. Geçitlerden geçmek budur. Halleri anlamak budur. Yemini billah ederim, bütün müminlerin hayatını bir günlük işlerini takip edilse Allah'ın rızasına uyacak mesele çok az çıkar. Harman yerinde samanla deneyi karıştırırlar. Sarı öküzler dövenle harmanıp sürerler. Savrulduğu zaman dene bir yana, saman bir yana gider. Ahmak adam samanı dene diye ambara doldurur. Nokta 3. Ahmak adam samanı samanı dane diye ambara doldurur. Huy değişmedikçe, ahval değişmedikçe ilimden müftü olsan ne fayda? Sıfat değiştir diyor Allah. Şu halde nefis meselesi konu değil, geçiyoruz. Şeytan Allah'a apaçık düşman ilan etmiştir. Seyyid Ebu'l-Abbas Mürsi Hazretleri şeytan hakkında apaçık düşmandır ayeti celilesini okuyup ve duyup ve bilince dedi insanlar ikiye ayrıldı. Madem şeytan apaçık düşmanımızdır silahlanalım karşı gelelim. Bir grupta dediler hayır öyle olmaz. Sen şeytanı göremezsin o seni görür. Sen uyursun o uyumaz. Senin içinde gezer, yolları tıkayamazsın. Şu halde harp görünen düşmanla olur. Madem şeytan görünmüyor, silahla sen ona karşı koyamazsın.
kamayla, bıçakla, bombayla, atomla karşı duramazsın. E ne yapalım? Seyyid Ebul Abbas Mürsi Hazretleri, şeytan apaçık düşmanınızdır ayeti celilesi manayı nuraniyet ile bir dost bulun manasını taşır buyuruyor Evliya-i İzam. Bu apaçık düşmanın, göremiyorum, gücüm yetmiyor, ele tutamıyorum, tabanca atsam vuramıyorum, ne yapayım ya Rabbim? Bir dost bul. Ya Rabbim kimi dost bulayım ki sözü ona geçsin? Benden büyük dostun olur mu? Bütün mükevvenat kabze-i kudretimdedir. Bunun manası Allah'ı dost etmektir. Seyyid Ebul Abbas Mürsi Hazretleri buyuruyor. Şeytana itaat edildi, menfaat verdiği görülmedi, isyan edildi, zararı dokunmadı. Yani kader ile şeytan hidayeti insanın elinden alamaz. Kendisi dilediğini dinden, imandan çıkaramaz. Böyle bir kuvvet şeytana verilmedi. Şu halde şeytan El-Hikamül Atayye'de İskenderan-ı Ataullah Hazretleri lisanıyla taharet mendilidir. İnsanı temizlemeye yarar. Kendisi mülevves pistir ama uymamakla seni tahir eder. Kendisi mülevves pistir ama uymamakla seni tahir eder. Beladır, Allah düşmanıdır. Peygamberlerin can düşmanıdır. Ama uymamakla seni aziz eder, kerem ne eder, halifetil ruhu zemin eder. Şeytan da bitti. Kısa yol, yolun bu dersimiz bu değil. Üç geçit geçtik. Daha ibadetimiz ibadet olmadı ha. Yani bununla ibadet edersek sınıfta kalırız, bir şey kabul edilmez. İlimi geçtik. Tövbede sabit olduk. Dünyayı bıraktık. Şerli insanları terk ettik. Nefsi azılı düşman bildik. Şeytanın şerri ancak gerçek zikir ile çıkacağını bildik. Gerçek zikir odur ki kalpten şeytanı kovan zikirdir. Takva sahipleri yok mu? İşte şeytan onlara ulaştığında onlar hemen hakkıyla bilirler ile muttaki olmaya, İhlas sahibi olmaya işaret vardır. Konu bu değil, ondan tez geçiyorum. Bu geçitten sonra kazalar geçidi gelir. İnsanların canını helak eder bu geçit. İbadetleri mahveder. İnsanı yolda koyar. Matlubuna, maksuduna ulaştırmaz. Bu arıza kazalar geçidi en zoru rızıktır. Rızık ile insanlar helaka düşer. Takdir edilmiş rızkından hoşnut olmaz. İşte bu konu şimdiki konuşma konumuz. Rızık nedir? İbadette hükmü nedir? Allah katında hükmü nedir? Bunu konuşacağız. İki, musibet ve belalar geçidi. Demek arızalar, kazalar geçidi dörttür. Rızık geçidi, musibet ve belalar geçidi, korku, endişeler geçidi, ilahi takdir geçidi. Bu geçilmedikçe ibadet kamil olmaz. Bu geçitte insanların, müminlerin %90 tanesi takılır kalır, rütbeleri nakız, işleri noksan, makamları eksik olur. Rızığa girmeden önce bunu da bitirelim. Şimdi konuya döneceğiz. Bunu da geçtik. Rızaktan Allah'ın hükmüne uyduk. Bela ve kazanın ne olduğunu anladık. İlahi kaza takdirden razı olduk. Harp endişesi, şerli komşu endişesi, hastalık endişesi, mikrop endişesi, veba endişesi, çocuğun akıbeti, anasının derdi, endişeleri de bıraktık.
Bunlar Allah'ın emri yerli yerince gelip geçen bir yoldur. Köprünün bir taşı düştü diye üstünden geçilmemezlik yapmaz. Karı hasta olsa da ibadette mani değildir. Mümin endişeyi bırakır, itaate geçer. Bunları da geçtik. Şimdi döneceğiz ama bu konuya. Nereye geleceğiz şimdi sıra? Ya ama çok sırası var tabii, çok sırası ya. Sebepler geçidi. Allah'tan korkmak, merhametine sığınmak. Allah'tan korkmak, ben Allah'tan korkuyorum demekle olmaz. Bu avamın yalancı şahitliğidir. Tövbe estağfurullah dedirttim sana elhamdülillah. Allah'tan korkmak, itaatle, haramdan kaçmakla olur. Şu kul Allah'tan çok korkuyor. Şu halde yalan yoktur onda. Şu kul Allah'tan çok korkuyor. O gıybet bilmez. Şu kul Allah'tan çok korkuyor. Haram yemez. Allah'tan korkmak yaptığı işle ispat edilir. Dilden korkuyorum, elden kalbe gümp vurmakla Allah korkusu ortaya çıkmaz. Bu yalancılıktır. Bu İmam-ı Gazali Hazretlerinin sözüyle itaat etmeyen kişinin ucup ve kibirinden neşet etmiş aldanmadır buyuruyor. Kendine güvenmiş, ucup ve kibire girmiş, güveniyor. Allah merhametlidir. Allah gafurur rahimdir. Ben de sual soruyorum, cehennemi niye halk etti? Hepimiz cennetlik olaydık. Sıratı niye kurdu? Allah gafurur rahimdir. Üstünden geç de gafurur rahimi gör. Geçerken göreceksin hesabın şedidini. Şu halde Allah korkusu itaatkar için haktır. Alameti üçtür. Bir, tövbekâr oldu, çirkinliklerini terk ediyorsa ben Allah'tan korkuyorum sözü haktır. İki, salihlerin içine gidip merhale ve merhamet kat ediyorsa ben Allah'tan korkuyorum sözü haktır. Kemalat makamına çıktıysa ben Allah'tan korkuyorum sözü haktır. Onların korkuları ne cehennemin şiddetinden ne cennetin cemalinin güzelliğinden değil, azamete ilahiye layık ubudiyet yapamamalarının korkusudur. Allah'ı Allah bilip arlanmanın korkusudur. Ne kadar güzel. Hey Muhammed Aleyhisselam'ın askerleri ne güzel söylüyor. Allah bir. Arifler öyle demişler. Ümit bu da öyle. Gayretin meyvesidir. Mücadelenin, cihatın sonucudur. Ben Allah'tan ümitkarım sözü sarhoşun, kumarbazın, namazsızın, niyazsızın, asinin ağzına yakışmayan bir sözdür. Tövbeye gel, tövbeye Allah'tan ümit varım demek haktır. Tövbesiz Allah'tan ümit olmaz. Bunu da geçtik. Afetler geçidi gelir. Afetlere yakalandık bu sefer. Afetler geçidi, ibadet edersin, ucuk kendini beğenirsin. İbadet edersin, ele beğendirirsin, riya olur. Bütün amelleri yakar. Ucuk ve riya bütün amelleri yakar. Cenabı Muaz bin Cebel Hazretlerinin bir hadis-i şerifi vardır. Teferruat çok geniş. Kısacasını söyleyeceğim. Bir gün Cenab-ı Muaz bin Cebel Hazretleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin devesinin arkasına bindi. Ya Muaz, ben sana bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar hiçbir peygamber bunu sana söylemedi. Daha önce hiçbir peygamber bu hakikati bildirmedi. Buyur ya Resulallah. Onun üzerine Habibü Da Aleyhisselatü Vesselam, ya Muaz, Cenab-ı Allah yeri göğü yaratmadan evvel yedi melek yarattı. Bunları her bir semavatta vazifelendirdi. Gök kapısına bekçi yaptı. Bu meleklerin vazifesi amelleri kontrol ederek semaya geçirmektir. Hoca da olsan kontrolda, müftü de olsan kontrolda,
Taşada olsan kontrolda, zenginde olsan kontrolda, beldeler, şehirler, bin tane köyken senin olsa ameller kontrolda. Bu meleklerin vazifesi semaya yükselen amellerin evsafını kontrol eder, ahvalini denetler. Hani bavulları sokuyorsunuz ya hava alanında, düt 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 içini gösteriyor. Hani elinde yuvarlak demirle vücudunuza sürüyor, düt 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 çakı bıçağına öttürüyor. Semanın meleklerinin bir düt düt aleti yok mu zannedersin? Ne yapar bu melekler? Birinci kat semada gıybet edenin amelini götür yüzüne çarp derler. Ne kadar nurlu amel olursa olsun, ne kadar kıymetli haçtır, namazdır, zekattır, ne olursa olsun, bu adam gıybet ediyorsa birinci kat melaikesi götür bunu adamın yüzüne çarp. Ben birinci katta gıybet edenin amelini geçirmem der, geriye çevrilir. Şimdi sen gördün mü, başımız derde girdi. Sen yaptın namazını, kıldın orucunu, diyemedim. Kıldın namazını, tuttun orucunu, zannettin yedi kat göğü geçti gitti. Bana bak, bana melekler kontrol eder efendim. Bu geçitlerden haberin olsun efendim. Dünya belasına giriftar etti insanları, şeriattan haberdar etmiyorlar efendim. Allah'ın yolunu söylemez oldular efendim. İkinci kat semadaki melek, dünya menfaati için iş yapanın amelini geçirmez. Rütbe için olur, şöhret için olur, desinler diye olur. Senin gibi güzel okuyan, senin gibi yanık sesli yok. Haza Davut aleyhisselam mısın efendim derler. Ama ikinci kattan seninki yukarı çıkmaz. Üçüncü katta kibirli mağrurun ameli geçmez. Dördüncü